Şimdi sayı kümeleriyle ilgili az önce çözmüş olduğunuz örneklerden sonra şimdi temel kavramlarda yine klasikleşmiş, kalıplaşmış, ÖSYM'nin hani sorduğu ve hep de sorma ihtimali olan temel anlamda bize yorum yapabilme imkanı sağlayan soru kalıplarından yola devam edeceğiz. İşte bunlardan bir tanesi nedir? Toplamları verilen ifadelerin çarpımlarının bulunması. Şimdi burada biraz duralım. Burayla ilgili ufak bir şeyler anlatayım ben size. Daha sonra soruları beraber çözmeye devam edelim. Toplamları verilen ifadelerin çarpımlarının bulunması söz konusu olduğunda örnek verelim en basit haliyle. A ve B birer sayma sayısı. Bu belirtilmeli. Sayma sayısı olmak üzere. Olmanın O'su, üzerenin Ü'sü. Toplamları verilsin. A artı B eşittir 15. Şimdi bize buradan soru kökünde ne diyor? Toplamları verilecek çarpımlarının bulunması. Yani çarpımlarının en büyük ya da en küçük değerlerine bakacağız. Yani en basit haliyle sayma sayısı dediğimiz küme kaçtan başlar? Birden başlar. 1 artı 14. Eğer ben gider de vermiş olduğum değerlerin çarpımlarını düşünecek olursam, yani bir merak edersem acaba en çok mu oluyor yoksa en az mı oluyor? 1 kere 14, 14. 2 artı 13, 2 kere 13, 26. Aha, sayılar yaklaştıkça çarpımları büyümeye başladı. O zaman biz biraz daha yakın değerler verelim. Mesela 5 olsun, 10 olsun. Aha, 50. Ha, o zaman biz kendimiz şöyle bir yorum yapabiliriz. Toplamları verilen sayıların yakınlığı ne kadar artarsa, birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa çarpımları da o kadar büyük olur. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Peki toplamları 15 olan birbirine en yakın iki tane değer 7, 8. Çift olsaydı 2'ye bölerdik. 16, 8, 8 gibi. Ama burada toplamları 15 olan birbirine yakın iki tane sayı 7, 8'dir. Çarparsak 56 olur. Yani kalkıp da bu soruda eğer bana sorulsaydı ki acaba A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? 56. Alabileceği en küçük değer kaçtır? 14. O zaman burada biz iki temel bilgi öğrendik arkadaşlar. Toplamları verilen ifadelerin çarpımlarının en az olabilmesi için sayılar birbirine olabildiğince uzak seçilmeli. Bak uzak. 1'e 14. Toplamları verilen iki ifadenin çarpımları eğer en çok kaçtır diye bize sorulursa burada da sayılar birbirine olabildiğince yakın seçilmeli. Tamam mı? Şimdi bu mantıkla sıradaki soruları çözmeye başlayalım. Hadi bakalım. ÖSYM ne sorar? İlk sorumuzla yolumuza devam ediyoruz. A ve B birbirinden farklı. Öncül bilgi bizim için çok önemli. Pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar kaçtan başlar? Birden başlar. A'ya ve B'ye verecek olduğumuz değerler birbirinden farklı olacakmış. Yani gidip de 12'nin yarısı olan 6 ile 6'yı veremezsin. A artı B eşittir 12. A çarpı B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı. Az önce yapmış olduğumuzu uygulamalık bir soru. 12. Eğer adam bana kalkıp da bak mesela en büyük diyorsa, değil mi? En büyük de ne dedik? Birbirine olabildiğince yakın. Şimdi kalkıp da 6 ile 6'yı alırsan birbirinden farklıyı çiğnemiş olursun. O zaman olmaz. 5'e 7 diyelim. Çarparsak A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer 35'tir. Bu en büyük. Kısaca EB diyorum. Gelelim en küçüğe. En küçük de yukarıda ne dedik? Birbirine olabildiğince uzak. Pozitif tam sayılardaki en küçük eleman kaç? 1. O zaman 1 artı 11. Toplarsak 12. Çarptık 11. Bu da A çarpı B'nin alabileceği en küçük değermiş. Tamam. Bize bunların nesini soruyor? Toplamını soruyor. O zaman gider bunları toplarsak 46 yapar. Şıklara da bakıyoruz. Cevap C şıkkı diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Oo, tuzak bir soru. Bunun çözümünü izleyecek olan arkadaşlar iyi izlesinler. ABC birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. Şimdi A çarpı B artı C ifadesinin alabileceği en büyük değeri sormuşum ya.
Şimdi buradaki kritik bilgi şu. Çarpım durumunda olanlar birbirine yakın olmalı. Çarpım durumunda. Ben A sayısıyla kimi çarpıyorum? B artı C'yi çarpıyorum. Peki bu A, B, C'nin toplamı kaç? 30 değil mi? Peki A ile B artı C'yi ayrı ayrı düşünecek olursam toplamları 30 olan ama birbirine en yakın olan neler var? 15 ile 15 var. Hocam yukarıda bize dedi ki birbirinden farklı. Doğru. Ben şimdi zaten gidip A'ya 15 demekle B artı C'nin toplamına 15 demiş oluyorum. Alternatifleri söyleyelim arkadaşlar. Toplamı 15 olan 1'e 14 olabilir. 2'ye 13 olabilir. 3'e 12 olabilir. Olabilir, olabilir. Yani ben B artı C toplamına 15 derim. Gık diyemezsin. A'ya da 15 derim. O zaman bu ikisinin çarpımı, yani A ile B artı C'nin çarpımının alabileceği en büyük değer 225'tir. Diyoruz ve devam ediyoruz. Evet, sıradaki ÖSYM'ne sorar sorusuyla devam edelim arkadaşlar. X ve Y birer negatif tam sayıdır diyor. Negatif tam sayılar kaçtan başlar? Eksi 1'den başlar ve nokta nokta eksi sonsuza kadar gider. Yani biz birazdan X'e ve Y'ye değer verecek olduğumuzda negatif tam sayılar kümesinden, yani buradan değer vereceğiz. Şimdi X artı Y, yani X ile Y'nin toplamı eksi 10'muş. Bize de X ile Y'nin çarpımı acaba en az kaçtır diye sorulmuş. O zaman birkaç tane değer verelim de bir görelim. Eksi 1 artı eksi 9 toplarsak eksi 10 eder. Biz bu iki değeri çarparsak 9 eder. Biraz daha yakın değerler seçelim arkadaşlar. Eksi 3'e eksi 7. Çarptığımız zaman 21 olur. Daha da yakın değerler seçelim. Eksi 5'e eksi 5. Çarptığımız zaman kaç yapar? 25 yapar. Bizden ne istemişti? En azı istemişti. O zaman cevap E şıkkı arkadaşlar. Tamam. Evet. Sıradaki soruyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. ÖSYM ne sorar? A, B, C ve D birbirinden farklı. Öncül bilgi de önemli. Bakın A, B, C, D'ye birbirinden farklı değerler verecekmişiz. Ve bunlar birer pozitif tam sayı olacakmış. Pozitif tam sayılar kaçtan başlar? Birden başlar. Sonsuza kadar gider. Vereceğimiz değerler bu kümeye ait olacak. Toplamları 28 ve yukarıdaki soruda düştüğümüz tuzağa burada yine düşmeyelim. A, B toplamı ile C, D toplamı çarpımının alabileceği en büyük değeri soruyor. Az önce de söylemiştik. Çarpım durumunda olan sayılar birbirine yakın olmalı. Yani bu sonuçta bu sonuç birbirine yakın olacak. Buradaki hedefimiz bu. A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kendi içinde farklı değerler verebiliriz. Toplamları kaç? 28. Peki 2'ye bölersek ne olur? 14 çarpı o zaman 14 olur. E hocam A, B, C, D farklı demiştiniz. Evet farklı dedik. E o zaman mesela 1 artı 13, 2 artı 12 seçebiliriz. Neticede farklı alternatiflerimiz de var. O zaman 14 çarpı 14'ten 14'ün karesi 196 doğru yanıtımız olur. Cevap D şıkkı. Devam edelim. Geldik yeni bir soruya. A, B, C ve D birbirinden farklı. Birer pozitif tam sayı. Yine birbirinden farklı seçeceğiz. Pozitif tam sayılar kümesinde çalışacağız. Birden sonsuza kadar olacak. Toplamları 20. Yine yukarıda sorduğumuzu bu sefer en küçüğünü soruyoruz. A, B toplamı ile C, D toplamının çarpımının bir sonucunun ne olmasını istiyoruz? En küçük olmasını istiyoruz. Şimdi burada da dikkatli olmak lazım. En küçük. Çarpılan ifadeler birbirine olabildiğince uzak seçilmeli arkadaşlar. Uzak. Şimdi eğer biz dersek ki toplamları 20. Hani 1 kere 19, hani 1 ile 19'un toplamı 20 eder. 1 19 dersek biz 2 tane pozitif tam sayının toplamını 1 yapamayız. 2 dersek toplamlarının 2 olması için 1 artı 1 olması lazım. Ama birbirinden farklı dediği için 1 artı 1'den 2 de diyemeyiz. O zaman AB toplamına ya da CD toplamına diyelim. Çarpmada yer değiştirme özelliği olduğu için bunun önemi yok. İster A artı B'yi esas alalım, ister C artı D'yi. Verebileceğimiz en küçük değer 3'tür. O da 1 artı 2'den gelir. 3 dediysek toplamı da 20 olacaksa o zaman geriye ne kaldı? 17 kaldı.
Yani AB toplamı ya da CD toplamı en az 3, diğeri de 17 olur. Çarpımlarının en küçük olabilmesi için 3 kere 17'den cevap 51'dir arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı. Şu ana kadar biz neyi gördük? Toplamları verilip çarpımları en çok ya da en az istenen sulu kalıbının çeşitlerini görmüş olduk.